Nightzone severler merhaba, ben ESC. Nightzone spam sunucusu biliyorsunuz ki 2 Haziran tarihinde açılacak. Açılacak olan spam sunucumuzda Ronar Grant bölgesinde bulunan mobların, farm slotlarının droplarını ve ortalama olarak saatlik bıraktığı dropları sizlere göstereceğim. Bu videomuzun konusu da Ronar Grant farm slotları olacak. İçeride de bol dropları da mobların dropları da bulunacak arkadaşlar. Videonun içeriğinde görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Flash'ımızı da kullanalım. Görmüş olduğunuz gibi. Flash'ımızı kullandık. Dark Knight slotunda üzerimi sıfırlıyorum arkadaşlar. Üzerimi, paramı da sıfırladım. Dark Knight slotunda yeterli AP'ye, yeterli atak gücüne ulaşmış oyuncularımız bireysel veya parti şeklinde farmını yapabilecekler. İçerisinde bulunan drop'un da görmüş olduğunuz gibi %4 boost'la birlikte 0.50 Monster Stone, %1 High Class silahlar, %10.5'te yan boost grubu bulunuyor arkadaşlar. Burada ortalama olarak yeterli AP'leri ulaştığınızda 500-600 adet saatlik Dark Knight kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi farmını yapıyorum. Bakalım bizim ilk farmımızdan bize bırakılan toplam görmüş olduğunuz %1 olmasına rağmen 2, 4, 6, 8, 10 adet şansımıza High Class silah bıraktı arkadaşlar. Tabi dediğim gibi benim şansım her drop testte de değişebilir. Ama ortalama değerleri göstermeye çalışıyorum sizlere. Şöyle satışını yapıyorum. Ve 20M artı 2.6M'de bir slot coin'i bırakmıştı. 20.3 yan boostlarla birlikte 23M'e kadar 30 tane de boost drop'umuz var. Bunlarla dilerseniz upgrade'inizi yapıp buradaki itemleri pazardan satarak buradaki saatlik kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Hadi diyelim siz bunları da satacaksınız. Boostları da sattığımızda totalde 30M'in üzerine çıktığımızı görebilirsiniz. Bu itemleri de değerli olacağını sunucumuzda söylemiştik. A, high class silahların elde edilişi değerli olacak arkadaşlar. Drop oranlarının bu yüzden de düşük olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. 4 adet Monster Stone'da bulunuyor. Beast ve Bloodsucker slotuna geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar üzerimi sıfırladım. Beast ve Bloodsucker slotuna da geldik. Bu slotların dropları birbirleriyle aynı durumda arkadaşlar. %3 boost, %10 yan boost grubu bulunuyor. Yan boost grubunda da farklılıkla birlikte best drop'u da bulunacak arkadaşlar bu slotlarda. Bunlar da MS, boost ve nakit girişi sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte deneyelim. Herhangi bir şekilde slot baskını yememeniz halinde bu slotu da zaten düşük AP'lerde de kesebilirsiniz. Bu slottan ortalama olarak 600-700 adetin üzerinde kesiyorsunuz arkadaşlar saatlik. Genel olarak kesebileceğiniz sayıda bir drop test yapacağım şu anda sizlere. Şu andaki drop testimizde attık. 1.3M bir slot nakiti bıraktı bizlere. DJ Flash'ımız basılı arkadaşlar. Yan boostların satışını gerçekleştiriyorum. Yan boostlardan bakalım. İçeriden dispeller de atıyor. Totalde 1.5M kadar bir slot parası. 20.5M kadar yan boost. Bestlerimi satmadan bakacağım. Şu anda 21M, 45 tane boost, 7 adet Monster Stone, 4 tane de Bess var. Bunları dilerseniz pazarda kullanabilir, satabilir. Ya da direkt Sundrace'e satışını yaptığınızda da ortalama 38M kadar bir nakit elde ettiğinizi görebilirsiniz. Tabi arkadaşlar slotta dediğim gibi başınıza herhangi bir şey gelmeden rahatlıkla sakin bir şekilde kasabildiğinizi varsayaraktan bu testleri gerçekleştiriyorum. Hemen buradan AOC slotuna geçelim. AOC slotuna geldik arkadaşlar. Paramızı ve inventörümüzü sıfırladık. AOC slotunda da yine güzel bir drop rate bulunuyor. Güzel bir şekilde buz kasabileceğiniz bir slottur. Monster Stone'la birlikte de görmüş olduğunuz yine high class silahların drop'una sahip arkadaşlar. %5'te yan buz grubunu atacak arkadaşlar. Hemen bir drop test atalım. Ortalama 1 saatlik buradaki mob kesiminizde sizler yine ortalama 600 adet bir mob keseceksiniz. Tabii bu dediğim gibi slotta başımıza herhangi bir şeyin gelmemesini öngörürsek. Hatta ben 700 adet kestim şu anda arkadaşlar. Çok 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 rahat keserseniz diye. Sizin için de hani RNG'nizin artıp düşebileceğini de değerlendirebilmeniz adına. Yani bu boostları benim şansım ilkinde 88 oldu. İki kere test yaparız burayı da sizler için. Hatta farklılık ne kadar olabilecek görebilmeniz adına. Şöyle satışlarını yapıyorum. 2.5M slottan, 11.5M yan boostlardan şöyle. Totalde 14M 88 adet boost'u da satarsanız eğer arkadaşlar, ki benim tavsiyem bunları upgrade etmeniz, tabi Envil ile aranız iyiyse satarsanız da bununla birlikte görmüş olduğunuz gibi 40M kadar bir nakitle 2 adet MS ve High Class silahlar atacak arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu testi yapacağım sizler için ben. En azından RNG farkını, faktörünün nasıl çalıştığını da görebilmeniz için. Şöyle tekrardan bu sefer
Arkadaşlar 77 adet buz attı. Ayrıca de şöyle üzerime daha az high class silah attığını da görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bütün silahların da satışını koyduğumda, her şeyin satışını koyduğumda arkadaşlar 77 adet buzla birlikte bana bu sefer 35M kadar bir nakit bırak. Ama ortalama olarak görmüş olduğunuz gibi 35-40M gibi bir nakitin bıraktığını görebiliyorsunuz. Bir diğer slotumuz da kardinal slotu. Kardinal slotunda da üzerimizi sıfırlıyoruz. Kardinal slotumuzun artısı neler arkadaşlar? Kardinal slotunda buz kasabilecek bireysel oyuncularımız, okçularımız için çok güzel bir slot. Ayrıca de yine ikinci bir buz ve base drop'u da grup item içerisinde bulunuyor. 100k değerinde de Fruit ve Jewel'ı da Karo slotlarında, Human slotlarında elde edebileceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında da görmüş olduğunuz gibi boost drop'u bulunacak. Buranın da farmı orta bir noktada 3 slotu da KS'siz kestiğinizde ortalama 700 adet kadardır arkadaşlar. Ben şu anda 700 adet kestiğimde de AOC ile kafa kafaya denk gelecek seviyelere çıktığını görebilirsiniz. Tabi bu dediğim gibi benim yapmış olduğum dropların düşüşü veya çıkışı sizlerin farmında yansıyabilir ki ben tekrardan test yaptığımda da bu değişiklik gösterebilir elbet. Ben şöyle farmını yaptığımda bakın bana bu slottan da boostlarımı da sattığımda 40M kadar bir nakit. Buradan da 6M'lik bir aska bıraktı. Yani burada da ortalama 50M kadar bir nakit. Tabi takribi de yine 40M-50M aralığında kalacak bir slottur. Yani bunu tekrardan testini yapacağım sizler için. Üzerimi sıfırladığımda şu anda bakalım birlikte. Bütün her şeyi sattığımda şu anda 5M'de buradan ortalama kaç yaptı? 27, 30, 33, 35M kadar bir parayı yine bu sefer de bıraktı. Yani ortalama 30M'in üstü 50M'in altı bir RNG'si var diyebiliriz arkadaşlar sizin için. Yani fikir sahibi olabilmeniz adına böyle bir slotta bulunuyor. Hemen bir sonraki slota ilerliyorum. Bu slotumuz da Hobgoblin slotu. Hobgoblin slotunda sizler arkadaşlar buz ve gold coin drop elde edebilir. Ayrıca da güzel bir yüzdeyle monster stone elde edebilirsiniz. Hobgoblin'de atacağınız farmla ortalama olarak gördüğünüz 1 saatlik farmda ortalama 20-25M'lik bir coin attı burada arkadaşlar. Ayrıca da buradan elde ettiğiniz bu suda satarsanız şöyle göstereyim. 2M bir slot nakiti. 5M'de buradan 7. Ortalama 30M kadar da minimalinde bu slottan farm yaptığınızda kazanabileceksiniz. Ve tabi Monster Stone drop'u olacak arkadaşlar. Monster Stone boss'unu da göstereceğim. Arkadaşlar Ork slotlarında sizler artı 9 takıların drop'larını elde edebilirsiniz. Ayrıca de bu slotta sizler Monster Stone drop'u elde edebileceksiniz arkadaşlar. Troll slotunda görüşmek üzere. Arkadaşlar Troll slotunda sizler oyunda değerli olacağını bildiğiniz bir item'ı farmlayabilirsiniz. Bu item nedir? Weapon Breaker arkadaşlar. Weapon Breaker'ı trollerde farmlayabilir. Boost'u ve aynı şekilde de yan boost diye bilinen boost gruplarını farmlayabilirsiniz arkadaşlar. İtemleri satalım. Totalde slottan 2 küsürem. Bütün her şeyi sattığımızda 13M kadar bir nakit. Potları da koyalım. 13M'in üzerine çıktık. Ortalama burada da 15-20M kadar bir şey kasabiliriz mantıken. Tabi RNG faktörü ve tabi bunun upgrade'ini de yapacaksınız. Yani değerlendirilecek itemlerdir bunlar. Buradaki saatlik gelirinizi ortalamasını yükseltecek itemler bulunuyor drop'unda. Troll Warrior slotuna baktığımızda da arkadaşlar üzerimizi sıfırlayalım. Troll Warrior'lar size yine aynı şekilde boost, VB ve yan boost grubu atacak ve drop rate'i daha yüksek arkadaşlar. Troll Warrior farmında da sizin üzerinizi yine ortalama olarak dolduracak şekilde Weapon Breaker ve yine drop rate olarak daha yüksek bir boost drop'u bulunuyor. Burada da 3M kadar bir slot nakiti. Ayrıca de şöyle bütün hepsini koyalım. Buzu çıkarttım. 10M bir yan buz. Totalde 13M kadar. Buzları da satarsanız 34 adet ben almışım. Buzları da satarsanız bakın 23M kadar bir nakit. Şöyle göstereyim. Ayrıca de üzerinizde yine bir envanter kadar bir Weapon Breaker drop'u bulunuyor arkadaşlar. Hemen üzerimizi sıfırlayıp Troll Şaman'a bakalım. Troll Şamanlar'da arkadaşlar yine sizler Weapon Breaker, buz ve yan buz drop'unu farmlayabilirsiniz. Yine Troll Şaman içerisinde de arkadaşlar sizler farm attığınızda görmüş olduğunuz gibi VB'ler yan boostlarla birlikte boost drop'unda elde edebilirsiniz. Kazancınızı arttırabilmek için de slotun size atmış olduğu itemlerin upgrade'ini yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki slotta görüşmek üzere. Arkadaşlar Paramon ve Brahman slotlarında sizler oyunun erken safhasında Apes kasabilir. Oyunun ilerleyen safhasında da boy slot bulamama halinde boost, yan buz gibi bir getiri elde edebilir. Ayrıca de MSV
Görmüş olduğunuz gibi pot droplarını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu Trend Ascent slotu arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı bir şekilde drop rate'e sahip. Farkları birisinden defans birisinden atak scroll atmakta arkadaşlar. Trend'de %3 ayrıca %7.5'da yan buz grubuyla %3 buz grubu ve Ancent'te de %3 buz %7.5 yan buz grubu bulunuyor. Güzel bir drop rate'de Monster Stone dropları bulunan bu slotlar sizler için en azından oyuna nakit girişi, slot kavgası veya slota sahip çıkmanız gerekecek slotlardan biri olacaktır. Hemen bir drop testini yapalım arkadaşlar. Ancent'e drop test yapıyorum. Ortalama tek bir slot kestinizde arkadaşlar sizler 600-650 adet kesebiliyorsunuz. Ancak tabi okçu arkadaşlarımız orta slotlara böyle bu şekilde bırakıp ikili slot kesmesi halinde de tabi bu drop elbet artacaktır. Tabi birden fazla oyuncunun burada farm yapmaya çalışması da bu slottaki KS'ye sebep olacak. Ancak dediğim gibi atak power'ınızı yükseltirseniz bu slotu elde edip bu slotun sahibi olabilme veya bu slotta sahipten ziyade söz hakkına sahip olacak hale gelirsiniz. Yaptığınız farmda da bu slotta 14M kadar bir nakit. Ayrıca de yan busları ve busları besleri satarsak 56, 2 adet de bes. Her şeyi satarsak arkadaşlar 35M kadar bir nakit bıraktı bize. Şu anda 33M, 499K. Ayrıca 13 tane de Monster Stone'umuz var. Bir sonraki slota geçmeden Trent'in de drop testini yapayım. Ortalama olarak Trent de aynı arkadaşlar. Bunun sebebi de dediğim gibi drop rate'leri aynı. Aradaki farkı nakit farkını atak scroll gösteriyor. Hemen sizlere şöyle Trent'in farmını da yapayım. Trent'in de farmından görmüş olduğunuz şekilde bir drop elde ettik. Hemen bunların da satışını yapıp şöyle fiyatları merak eden arkadaşlar olacaktır. Bu da videonun ortasında olsun. Şöyle fiyatları göstereyim ben arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. 18M 3K 750 coin sattığımızda da zaten 18M 3K 750 coin'in geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca 3 adet bes 49 adet busu da satarsam bu slottan 35M500K artı 14 tane de Monster Stone Drop'u elde ettim. Hadi birlikte evillere geçelim. Arkadaşlar Evil Wizard slotu sizlere buz, high class silahlar, Monster Stone ve yan buz drop'u atacak arkadaşlar. Bunun da farmını yaptığınızda ortalama 450-550 atak power'unuza göre bir farm sonucu elde edersiniz. Burada da yapmış olduğunuz farmın sonucunda şu şekilde yan buzları satalım. Sattığımızda 16.5M 1.8M'de slot parasıyla birleştirelim şöyle. 18.5 40 tane busumuzu sattığımızda 12M'de buradan 30M bir nakit. Ayrıca da görmüş olduğunuz gibi high class silahlar bulunuyor arkadaşlar. Bunları da satabilir ya da upgrade'ini yapabilirsiniz. Şahsi tavsiyem bu silahların drop rate oyunumuzda düşük olduğu için bunları upgrade edin. En azından artı 5 artı 6 olarak bile pazarda satışını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da sattığımızda 31 kütüren bir nakit elde ettik arkadaşlar. Bir adet şansıma buz düzeltiyorum. Monster Stone 60. Hemen gelin Balrog ve Bora'ya bakalım. Arkadaşlar Bora slotuna geldiğimizde Bora slotu drop olarak sizlere buz %10, %10 yan buz. Ayrıca %1.5 X bitem drop'una sahip arkadaşlar. Ve 0.85 Monster'la 0.07 HEPAS item box atıyor. Nedir bu HEPAS item box? HEPAS itemleri elde edebileceğiniz, geçme oranının %75 Shadow Piece kullanarak bu oranı da arttırabileceğiniz bir item kutusu arkadaşlar. Buradan yapacağınız ortalama saatlik farmınızda sizler 250-300 adet partinize göre kesebileceksiniz. Bundan da kestiğinizde görmüş olduğunuz dropları elde edebiliyoruz. Şimdi üzerimi bir daha sıfırlıyorum. Ve bir daha kesiyorum. Bakalım yine 35 adet buz, 1.5M nakit ve görmüş olduğunuz yan buz gruplarıyla eksitemleri şöyle göstereyim ben size. Elde ettik. Güzel bir sayıda eksitem attı. Tekrardan üzerimi sıfırlayacağım. Tekrar kestiğimizde de bu sefer 3 adet eksitem, 50 adet buz drop aldık arkadaşlar. Şimdi yan buzlarımızı bir satalım. 1.5M bir slot parası. Yan buzlarla 8.7M. Totalde 10M oldu. 50 tane busumuzu sattığımızı varsayarsak 25M'lik bir nakitle 3 adet XP'den bıraktı bize. Tabi dediğim gibi az önce de gördüğünüz gibi farklı arrangelerde 3, 5, 6 değişik sayılarda XP'denler. Ayrıca de belli sayıda yan busla bus drop'u atıyor. Bir adet de Monster Stone atmış. Şimdi Baldur'a geçelim. Üzerimizi sıfırlıyorum.
Üzerimizi sıfırladık. Balrog drop'umuz Boro'dan Boro'ya benzer şekilde, ancak drop oranları daha yüksek oluyor arkadaşlar. 0.10 Hepas, Item Box, Ayrıyetten Blessed Upgrade Scroll %12.5, %10 Yambus, %1.5 XP temle birlikte sizlere %1 Monster Stone atacak arkadaşlar. Ortalama 200 kadar keseceğim bu slottan da arkadaşlar. Tabi sizin partinizin okçu, melee mage, buna vurdu damage, kesme hızınız da doğru orantılı, bu sayı artacaktır arkadaşlar. İlk drop'umuz gördüğünüz şekilde, üzerimize sıfırladım. Şimdi bir daha kesiyorum. Bir tane görmüş olduğunuz gibi Hepas, Item Box aldık. Ayrıyetten de şöyle bir dizelim bakalım kaç tane XP'tem atmış bize. 8-10 adet arkadaşlar XP'tem atmış. Ve tabi gördüğünüz gibi Raptor, IB, Shard, gerekli itemlerimizin hepsi bulunuyor. 5 adet Monster Stone, 1 adet Hepas Item Box. Gördüğünüz gibi 60 adet boostla birlikte yan boostları da 60. Hemen bir satışını yapalım. 1.5M slot nakit bıraktı. Yan boostlarla 8.5. 60 tane boostumuzu satarsak 26.5M. Tabi ekstremleri upgrade edip bunları daha değerli yapacaksınız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Artı 1 olarak da satabileceksiniz. Ve tabi oyunun en güçlü itemleri skalasında yer aldığı için de pahalı bir tutarda olacağını bilmenizi isterim. Ben bunları da sattım şimdilik. 27'den bunu da işte kırdığınızda, örnek veriyorum, içerisinden daha değerli bir item çıktığında tabi drop'unuz, kazancınız artacak. Ve 5 adet de Monster Stone drop bulunuyor. Arkadaşlar av slotunda %8.5 buz, 0.50 high class silahlar, %6 yan buz, 0.25 MS ile 7.5 pot drop'u bulunuyor arkadaşlar. Burada yaptığınız ortalama farmda keseceğiniz mob sayısıyla birlikte sizler ortalama 50 adet boostla birlikte yan boost gruplarını elde edebileceksiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sayıda. Sündüresimizi de çağırdık. Hemen satışını yapalım. Bakalım buradan bize kalacak olan tutara. 12M boostlarımızı da sattığımızda 60 kadar bir boostumuz var. 30M'de bir nakit. Ayrıyetten de şansımıza Deep Scar'la Graham. Ayrıyetten bir adet de Iron Bow. 4 adet de Monster Stone aldık. Bir sonraki slota geçiyoruz. Arkadaşlar sevilen slotlardan bir tanesi Stone Golem slotu. Stone Golem slotu yine bildiğiniz noktalarda bulunacak. Ayrıyeten içerisindeki drop ekranlarda gördüğünüz gibi olacak. Bu da nedir? Buz, Iron Bow, %5 çitinler artı 3 olarak. Ayrıyeten de yan buz grubu bulunacak arkadaşlar. Buradaki drop'unuzda sizler ortalama yapacağınız farmda üzerinizin zaten dolacağını görebilirsiniz. Yani çitinler zaten üzerinizi dolduruyor. Ve burada upgrade ederek çitinleri de pazara sürebilirsiniz. Şöyle ben üzerimi bir düzenliyorum. Alamadığım best grubu illaki olabilir. Buraya bir sundres çağıralım. Yapmış olduğunuz farm sonucunda, tabi üzerime alamadıklarımı da değerlendirmeyi unutmayın. Yan boostları satarsak slottan 3M200K botlarla birlikte şöyle 15M700K bestleri, boostları 74 adet bir boost var. Bunları da sattığımı varsayarsak arkadaşlar 39M gibi bir nakitle eBay'ler, çitinler droplandı bu slottan da arkadaşlar. Bu slotta da sizler upgrade'inizi yapacak kadar buz, ihtiyacınız olan çitinler, Iron Bow veya yan buzları elde edebileceksiniz. Arkadaşlar Falcon slotuna geldik. Falcon slotunda yine gerek XP gerek de daha sote olarak adlandırılan slotlardandır. Burada da atacağınız farmlarda sizler high class silah, buz, ayrıca de shell drop'u elde edebilirsiniz. Monster Stone'da potta bulunuyor. Yine Falcon'a benzer olarak Crimson Wing slotuna gidelim. Crimson Wing slotunda da sizler görmüş olduğunuz gibi buz, ayrıyetten içerisinde Monster Stone ve yan buz drop'unu elde edebilirsiniz. Oyunun erken safhasında ihtiyacınız olan XP karşılayabilmeniz için de Titan ve Dark Stone slotunu tavsiye ederim arkadaşlar. Ve tabi farm içinde içlerinde buz droplarının, ayrıyetten high class silahlarla birlikte görmüş olduğunuz yan buz droplarının bulunduğunu da göstermek istiyorum. Titan'dan bağımsız Dark Stone'da da görmüş olduğunuz gibi buz, Monster Stone, high class silahlarla birlikte yan boost'ta bulunacak arkadaşlar. Spam sunucusu içerisinde. Sevilen, bilinen ve sunucumuzda da yer sahibi olan Dış Krovas Farm'ından bahsedeceğim. Dış Krovas Farm'ı nedir? Arkadaşlar CZ bölgesinde şöyle göstereyim. Her dışarıda bulunan 1, 2, 3, 4 noktada bulunan bu kulelerde çıkan moblar bulunuyor. Bunlar nedir? Birinci mobumuz Enigma, ikinci mobumuz Kuriel, Havoc, 3. 4. de Hellfire. Bu mobların içerisinde sizlere Night Zone spam sunucusunda
70 artı yani master skill'lerinizi açabileceğiniz Spellstone Powder bulunuyor. Spellstone Powder'la da sizler burada farmını yapıp 70, 70, 75, 80 gibi Spellstone gereksinimi olan skill'lerinizi açabileceksiniz. Ayrıca burada 70 quest box'ınızı droplayabilip ve 70 quest seven arkadaşlarımız için de bunu upgrade edebileceksiniz arkadaşlar. Tabii içerisinde Silver Bar drop'u da bulunacak bu slotlarda. Evet, Bowl çevresini anlattık. Bowl'a giriş yapalım arkadaşlar. Bowl içerisinde bizleri neler karşılayacak? Görmüş olduğunuz gibi Ork Bandit, Mini Stone'lar bulunacak. Bahçe mobları bulunacak arkadaşlar. Bahçe moblarımız burada. Onun haricinde Monument'imiz, Chaos Stone'umuz bulunacak. Tabii Rampage Ork'u buraya ben attım. Boss'ları da aynı şekilde görebilmeniz için. Arkadaşlar Bowl'da Chaos Stone'la birlikte Mini Stone, Atros, Liot ve aynı şekilde bahçe moblarımız bulunacak. Bahçe moblarına gelmeden önce Liot droplarından bahsedelim. Liotlar arkadaşlar size Bowl içerisinde bulunduğunda kestiğinizde KC atma olasılığı, bus atma olasılığı, yan bus, bes atma olasılığı bulunacak arkadaşlar. Ve tabi içlerinde NP de bulunuyor. Aynı şekilde Atros'un da drop'unda 100 KC bus, yan bus ve MS drop'u bulunacak arkadaşlar. Yani Bowl'da gördüğünüzde kesmekten çekinmeyin. Ayrıca da tabi günlük görevler ve aynı şekilde collection race'lerle de çeşitli ödüller zaten kazanabileceksiniz. Bir başka videonun konusu olarak da bunların videosunu hazırlarım sizlere. Şu anki konumuz farm slotları. Görmüş olduğunuz mini stone'ları kestiğinizde arkadaşlar mini stone'lar sizler için bulunduğunuz herhangi bir noktaya yakın bir adet boss atacak. Bakın bu bana Bakira attı. Bakira'nın içerisinde master skill'iniz ihtiyacınızı karşılayacak spellstone ve gördüğünüz takılar bulunuyor arkadaşlar. Mini Stone'dan sonra arkadaşlar Monument yine bildiğiniz noktada çıkacak. Monument de size belli bir NP atacak. Monument'i üstünlüğünü almanız güzel olur. Bowl noktasında veya CZ'de attığınız farmlarda size ekstra NP getirimi sağlar. Ayrıca dış kruvaz noktalarından teleportları, bootman teleportları ücretsiz yapar. Ve kestiğinizde kesenlere ekstradan NP de verir. Chaos Stone bulunuyor arkadaşlar. Chaos Stone'da yine etrafa bosslar atmakta. Chaos Stone'da bosslarını keserek sizler Spellstone Powder drop'unu elde etmiş olursunuz. İçeride bakalım neler attı bize. DF, Duke, Talos gördüğünüz gibi Attila gibi bosslar attı. Bakalım Duke'de neler varmış. Duke'ün içinde Rock, Spellstone, ayrıca de elite takılar dropları da bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca olarak bakalım Attila'ya. Attila'da yine Warrior, Elemental ve Praise Pendant ayrıca de elite takılar yine bulunuyor. Bowl'daki Chaos Stone bosslarını, Mini Stone bosslarını kesmek de size avantaj sağlayacak arkadaşlar. Gelin bakalım bahçede farmımız nasıl olacak. Arkadaşlar bahçe farmında sizler Bowlguard ile karşılaşacaksınız. Bowlguard sizlere görmüş olduğunuz gibi Boro ve Balrog'dan da hatırlayacağınız üzere hep az item box atacak ve %40 buz, 0.01 gold var. Ve tabi drop'unun yanında da görmüş olduğunuz oyunun en değerli fragment, gem ve chest'lerini atacak. KC ve silver bar'la gold coin drop'una da sahip arkadaşlar bolca. Nedir, neden bu drop'ları koyduğumuzu soran arkadaşlarımız için. Arkadaşlar oyunda auto mining gibi, golden matok gibi elde edeceğiniz mining drop'ları sizlere blue gem'e kadar veya belli seviyede bir fragment seviyesine kadar drop'lar atacak. Bu materyallerden elde ettiğiniz drop'larla görmüş olduğunuz gemlerden, fragmentlerden elde ettiğiniz droplar farklı. Bunlar daha değerli olduğu için tabii önemli bir slotta yer alıyor. Sizler gerekirse bahçede farm atarak ya da burada farm atan oyuncularımızın pazarlarından satın alarak bu itemleri elde edebileceksiniz. Tabii bazı etkinliklerde de bu itemlere bizler yer vereceğiz. Gelin birlikte testini yapalım arkadaşlar. %3.5'da ekstradan bir silver bar drop olduğunu da göstereyim. Gelin birlikte testini yapalım. İlk testimizde arkadaşlar bakın üzerimizi güzel bir yani benim gerçekten şansıma ben güveniyorum. Yani çok düşük yüzdeleri yakaladım. Güzel bir seviyede silver bar drop aldım arkadaşlar. Bakalım şöyle 4, 8, 12 buradan da geliyor. 3 tane 15 şöyle 19M yani 190M'lik bir nakit bıraktı bana. Tabii bunu partiyle kestiğimizi varsayarsak arkadaşlar en basit matematiğini yaparsak şöyle gelelim bakalım buraya. Şöyle boostları da koyduk. Bakalım parayı 190'ı 46. Hep birlikte hesapladım arkadaşlar. 190 artı 46M diyelim. 230 bölü 8 diyelim. Ortalama kişi başı görmüş olduğunuz gibi 30M kadar bir nakitle birlikte de
Burada gördüğünüz dropları bıraktı. Yani ya biz bahçede kasmıyoruz. O dropları elde edemeyeceğiz. Arkadaşlar diğer slotları da biz bunlara emsal tuttuk. Ama ekip arkadaşlarımızın burada görmüş olduğunuz farmı yaparken de farklı dropları elde etmek elbette hakkı oluyor. Yani bu oyunu klanla oynayabilirsiniz. Birçok klan alım yapıyor. Ayrıyeten bireysel oyuncumuz için de elbette farm imkanı sunuyoruz. Spam sunucusunda. Gelin birlikte bir kere daha üzerimizi temizleyip bir test daha yapalım. Şans faktörümüz de burada görünsün. Bakın bir sonraki testimde de bu sefer görmüş olduğunuz sayıdan daha az, az önceki sayıdan daha az bir silver bar drop aldım. Ancak 3 adet 100 KC drop aldım arkadaşlar. Bakalım şöyle 8, 90M, 1M de buradan, 1M de buradan 130 adet bu sefer boost drop'u, 300 KC ve gördüğünüz gemleri, fragmentleri aldım. Yani tam anlamıyla şansınızı arkadaşlar. Elbet drop atıyor, dropları kötü değil. Tabii ki de bu dropların sizin şans faktörünüzde artıp azalabileceğinizi de ekranlardan görüyorsunuz. Arkadaşlar OBL, Ork Bandit, Leader da yine bol girişlerinde sizleri bekliyor olacak. %100 buz düzeltiyorum. %100 Spellstone, %3 de elit takılar bulunacak içerisinde. Ve sizler bunu farmadığınızda şöyle ben 5 adet bir keseceğim. 5 adet de 5 tane spell aldım. Dropları da görelim. Evet 25 tane kestiğimde de droplardan Skebel ve Roll drop'unu aldığımı görebilirsiniz. Tabi %3'lük bir drop'u var ve tabi gün boyu da zaten burada doğmaya devam edecek bir boss. Yani yakaladığınızda kesin drop'lar nasibinize inşallah. Arkadaşlar Monster Stone drop'larından bahsedeceğim. Monster Stone drop'ları da boss'lar Monster Stone'a girdiğinizde kapının önünde sizleri karşılıyor olacak arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz Rampage Orc'da Monster Stone içerisinde sizlere çeşitli droplar atmakta olacak arkadaşlar. Ekranlarda görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyetten de %10 ve %4 olarak ikinci bir takı drop'u da bu da elit takı olarak içerisinde bulunuyor. Yani shield takı drop'u alabilme imkanınız var. %3 gayet güzel bir yüzde. %3 Spellstone, 0.50 Night Zone Box bulunuyor arkadaşlar. Night Zone Box da gerçekten MS kasan oyuncular için çok güzel bir drop olacak. İçerisinde artı 5 silahlar, unique itemler, takılar bulunacak bu drop'un. Ve Monster Stone'da %1 olarak görünecek içerisinde. Sizler burada farmınızı yaptığınızda 50 adet keselim. Bakın görmüş olduğunuz droplardan üzerimi sıfırlayıp bir 50 daha kestiğimde bakın 50 tane de 4 adet 1 adet roll 2 adet Night Zone Box drop'u aldık arkadaşlar. Tabi bunu da kırdığımızda değerli droplar atacaktır bize. Bakın Diamond Ring'lerle birlikte burada çeşitli takılar bulunacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben 1.50 daha keseceğim sizin için. Bu sefer 3 aldım. Şöyle 20 tane keselim. Bu sefer de 20'de de 1 aldık. Yani gördüğünüz gibi takı dropları, spell dropları bulunuyor. Şansınıza çok atabilir. 1'de 1 de alabilirsiniz. 10'da 1 de alabilirsiniz elbette. Sizler de görebilmeniz için birçok kez drop testini yaptım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa bizlere Discord adresimiz üzerinden, forum adresimiz veya canlı yayınlarımızdan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda Night Zone'da, Spam'da görüşmek üzere. 2 Haziran tarihinde sizleri bekliyor olacağız arkadaşlar.